Sevgili dostlarım merhabalar. SPK'dan halka arz fırtınası devam ediyor. E, SPK bugün yayınladığı bülten ile toplam 4 tane halka arz onayının daha verildiğini duyurdu. Tüm ayrıntılar videomuzda olacak arkadaşlar. Halka arz tam gaz devam ediyor. SPK tarafından halka arzına onay verilen şirket sayısı e, son verilen 4 tane ile e, 2021 yılında 20 taneyi yükseldi. Son halka arzlarda onay verilen şirketlerin bilgileri şu şekilde. E, BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin arkadaşlar mevcut sermayesi 20 milyon nokta 20 milyon e, küsurat kısmını geçiyorum yeni sermayesi 32 milyon olacak e, bedelli sermaye olarak yani bizlere halka arz edilecek olan 12.200 binlik bir e, bedelli olarak yani bizlere halka arz edilecek e, payı var arkadaşlar e, mevcut payı ise e, 3 milyon 300 binlik bir e, mevcut pay satışı var. O, oyak yatırım menkul değerler Ağaç'a 88 milyonluk bir mevcut sermayesi var. Yeni ha, sermaye ha. artırımıyla beraber 94 milyona çıkacak. Aradaki 5 milyonluk bir rakamda 5 milyon 670 bin ama küsür geçiyorum. 5 milyonluk bir kısımda bizlere halka arz edilmiş olacak arkadaşlar. Bunlar da ek payda var. Şayet şayet daha fazla bir talep geldiği zaman da e, 4.700.000'lik binlik bir rakam daha bizlere gelecek. Mevcut pay satışı ise 22.530 binlik bir e, kısım var. Şimdi fiyat kısımlarına da baktığım zaman o yanki biraz e, sanki pahalı gibi. Yani 18.65'lik bir kısım var. E, videomuzun aşağısında sizlere belirteceğiz ama ünlü yatırım holdingi Ayşe 137 e, milyonluk bir mevcut sermayesi var. Yeni sermayesi ise 175 milyona çıkacak. E, 69'lukta bir fiyat olacak. Başkent doğalgaz dağıtım menkul e, yatırım ortaklığı Ayşe. 9.72'lik bir rakam olacak. Zaten bu Başkent Doğalgaz şu an Natura Gaz'da yarışacak olan şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. En azından baktığımız zaman aynı işi yapıyorlar. Kurumumuzun 128'e 1 sayılı pay tebliği uyarınca halka arz edilecek payların nominal değerlerinin yüzde 25'e 25'ine tekabül eden 3 milyon 875 bin TL nominal değerli paylar ve satışa hazır bir şekilde belirtilmekte olup söz konusu paylar şirket paylarını borsada oluşan işlem fiyatının halka arz fiyatının yüzde 25'inden fazla yükselmesi durumunda izahnamenin kamu aydınlatma platformunda yayın tarihinden itibaren bir yıl içerisinde borsada satılabilecektir arkadaşlar. Bu şekilde ilgide paylaşımları yapmışlar Tabi bu şu video biraz detaylı olmuyor ee, sadece Biz burada hangi hisse senetlerinin halka arz olacağını e, belirteceğiz e, bu bütün hisse senetlerini e, sizlere ayrı bir şekilde videolarını yapacağız arkadaşlar bundan ayrı ayrı sizlere videosunu yapacağız şu anlık Siz hangi hisse senetlerinin ne kadarlık bir fiyat ile e, halka az olacağını şu anlık e, bilin arkadaşlarım e, katılmak isteyen vatandaşlar da ona göre e, kendi bütçelerine hazırlarlar. E, baktığın zaman çok büyük bir e, halka arz var mı e, baktığın zaman bir ünlü de var biraz e, fazla lot olarak baktığımız zaman e, başkentte de aynı şekilde e, mevcut pay satışı şuymuş. Bakalım yani fiyatlarını işte aracı kurumlar ne diyecek ne demeyecek onlara ayrı ayrı bir değerlendirmek lazım. Şirketlerin borcum var veya da alacağım var vereceğim var. Onları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ona göre de olumlu veya olumsuz olarak sizlere tekrardan burada paylaşım yapacağız arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlı sizlere bu videoyu çekmek istedim. Evet videomuzun sonuna geliyorum. Uzun zamandır söylemediğim bir kelime de söylemiş olayım. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videolar sizler için faydalıysa lütfen beğenmeyi yorum olarak da eğer ki soracağınız bir şey yoksa kanala destek için nokta dahi koymayı unutmayın. Bir nokta koysanız benim için gayet başarılıdır. Çünkü siz o nokta ve beğeni yaparsanız ben daha geniş kitlelere ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.